bitta tasbih Muhammed Aleyhisselam ümmetlerinden sadır bugün. Subhanallah. Hazreti Süleyman Aleyhisselam Davud Aleyhisselam'ın oğulları. O kişi zabur okuyanlarında kuşlara birgeleşip seyreşerken. O kişi Allah-u Teala nihayete kuş avazlılık birgeleşirken. Yeryüzüge paşa bugünler o kişi. En kıskasını ayet koyarsak, kumus kanıtlarını bilirler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kâlet namlatun ya eyyühen namludhulû mesâkinekum la yahtimennekum Süleymanu ve cunuduhu ve hum la yeşhurûn. Hazreti Süleyman Aleyhisselam kibrit kokulları için Bilkis'te taktı bunu yapıp yapıyordu. Ana şu zat ayıptılar. Bana maksat indi geldi maksat diye. Ne mi yaptılar bu kişiye? Süleyman Aleyhisselam ayıptılar ki لَتَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ مِمَّا اُوْتِيَ بْنُ دَاوُودَ degene geldi. Bitte tesbih Muhammed Aleyhisselam ümmetlerinden sadır bugün. Subhanallah. Ana. Allah'ını paklab yad kılaman degene. Yüreğinden, kalbinden, muhabbet bilen, samimiyet bilen, ihlas bilen etken bitti Subhanallah degen yapı Muhammed Aleyhisselam ümmetlerinden bir kişine. Davud Aleyhisselam'ın oğlu gibi verilgen derselerden yakışır aldır diptiler de. Süleyman Aleyhisselam. Gör yapsın. Ömür, aziz dostlar, cüde bebaha bir narsayken de bunun misali de bir kancı yaptılar yani, cüde köp bir narsa esime geldi ki Hazreti Süleyman Aleyhisselam Davud Aleyhisselam'ın oğulları otaları peygamber, Hazreti Davud Aleyhisselam Zabur kitabı o şey meşhur dörtte kitaptan beri Kelamullahlardan Tevratu, Zaburu, İncilu, Kur'an'da bilesilerinde. Oşa Zabur, oşa kişiye nazır bugün. Hazreti Davud Aleyhisselam ya. O kişi Zabur okuyanlarında kuşlara birgeleşip seyreşerken. O kişi Allah-u Teala nihayete kuş avazlılık birgeleşirken. Fasahat, güde fasahatlik telaffuzları bırakken. Zabur okuyanlarında kuşlara birgeleşip seyreşip durarken de. Tağlar koşup giderken. Ana şu kişinin oğulları Hazreti Süleyman Aleyhisselam. O kişinin Allah-u Teala şuna katta mülk atakıken ki yani yeryüzüge paşa bugünler o kişi. Üç kişiden kim batış gece. İnsange hem, cinge hem, devlerge hem paşa bugünler. Devler hem şu kişinin hizmetleri de bugün. Devlerde taşlarda kesediyen, köterediyen imarat kuradiyalları bırakken. Devlerde gavvasları bırakken, daryalar, denizler takıdaki gavharlarda şumup top çıkadiyen. Haması şu kişinin kollarında da. Hayvanatlarda telini bilediler. Şiirlerde, pillerde, başka ama hayvanın telini bilediler. En kıskasını ayet koyarsak, kumuskanın telini bilediler. Kumuskanın telini bilgileri Kur'an'da var. Kur'an-ı Kerim bir ayetlerinde Allah şunu hikaye eken. Hazreti Süleyman Aleyhisselam bir vadiye keyelleri de oşa çumarlılar köpce eken. Çumarlılarının vadisi iken de. Şunda çumarlılarda kettesi etken egen. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kâlet namlatun ya eyyühen namludhulû mesâkinekum la yahtimennekum Süleymanu ve cunuduhu ve hum la yeşhurûn. Etken egen ki çumarlılar hammalariz özilerde inilerge kirip bekiniler. Sizlerde tepele varmasın Süleyman Aleyhisselam okşun askerleri bilmegen halette. Maşerde bilmeyen halatta tepelemesin. Bilsek o tepelemeydi o de genç yaptı da. Maşerde çumalını hem Ali azar vermesin ki şu ayette bir nasihat bırakın da. Bilmeyen halatta tepele varmasın diye yaptı da çumalı. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكَمْ مِنْ قَوْلِهَيْ دِكَلَدَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكَمْ مِنْ قَوْلِهَيْ O şey çumalını yapıdan tabassum kıldılar. Küldüler Süleyman Aleyhisselam. Kulağa şükür kıldılar. O şey çumalını hem tilini bildirip o yeniye. Çumalın avazı varken o, onu bir yapı varken o, şu yaptı etken, etken öz telede çumalı. Şunu Süleyman Aleyhisselam işitiptiler o, şunu biliptiler de bana yapı kattakını. Bilkis degen bir
jin toifasiga taalluqli bir ayol bo'lgan, podsho bo'lgan. Shuni Sulaymon alayhisalomning xizmatkorlari Hudhud degan bir qush bo'lgan. O'sha Hudhud xabarini olib kelgan. Buni ancha hikoyasi bor. Shunaqa bir toifa bor ekan, ular quyoshga sig'inar ekan. Shularni xabarini olib kelgandan keyin, lekin Sulaymon alayhisalom o'shalarni podshosini olib kelishga buyurganlar. Kim olib keladi deganlarida shuni bittasi aytgan, men olib kelaman, o'rningizdan turginchi yetkazib kelaman degan. O'tirgan o'rningizdan turginchi olib kelaman deganda Sulaymon alayhisalomga ma'qul bo'lmagan. Ikkinchilari aytganki, yana bir xodimlari ko'zingizni shunday yumib ochgunchi olib kelaman degan. Shunda oldilariga kelib qo'ygan bo'lgan. Hazrat Sulaymon alayhisalom kiprik qoqqillaricha Bilqisni taxti bilan olib qo'ygan. Sulaymon alayhisalom shunaqa quvvatli bo'lganlar, taxti bilan kelgan uni. Sulaymon Bilqis taxti bilan kelganda. Sulaymon alayhisalom shunaqa zot bo'lganlarda endi. U kishini 8 kilometrga 8 kilometrlik nimalari bor ekan, gilamlari. Tillo bilan ipaydan to'qilgan ekan, jinlar to'qilgan ekan uni. Uchar gilam ekan uni. Shuni ustida kursilarni qo'yib, butun lavozimlari bilan, vazirlar bilan, atbolari bilan o'tirar ekanlar. U kitoblarda bularni o'tirish tartiblarini ham aytgan. Qanday, qaysi tarafda kim o'tirishlari, vazirlarni, boshqalarni. Kuchlik shamolga, shamolni bir kuchli holati, ya'ni mashinani skorosiga o'xshagan katta bir shamolga buyruq qilar ekanlar, yerdan ko'tarar ekanda, osmonga chiqarar ekan. Keyin mo'tadil xohlagan tezlikka qo'yib ketar ekanlar shuni. Tomoshani qarang, insonlar. Nimani? Samolyot deyapman, qarayman. Gilamlari 8 kilometr ekanda bu. Hozir endi 8 kilometrlik samolyot bo'lmasa kerak endi hozir. 8 kilometrga 8 kilometr murabba, to'rt burchak. Mashnaqa holatda endi qaraganda. Shu kishi aytgan ekanlarki, ha, bir narsa esimdan chiqibdi. Bu endi shu gilamlarida nonushtani kun chiqishda qilsalar, kechki ovqatni kun botishda qilar ekanlar. Buni tezligi, tez uchishini tomosha qiling endi buni. Tez uchganda shamol uchirib ketmaydimi deb o'ylasangiz, qudrati ilohiy bilan Xudo uni shamoldan saqlashligini Xudoning qudratiga topshirib qo'ying endi. Bir toifani, adashgan bir toifani shamol halok qilgana, so'ponlarda keladi. G'azab yel odilarni qildi nobud, edi ul yel nasimi tobi'i Hud. Hud alayhissalomni qavmlari ekan, u od qavmi. Juda katta baland bo'lar ekan. Oyoqlari 200 metr bo'lar ekan. Oyog'i 200 metr bo'lsa, tepasi shuncha bo'lsa bir 400 metrlik odam bo'lar ekan. Ular endi balandliklari. Hozirgi biz aytayotgan Sirdaryolar ariqcha ekan, ularga o'tib ketishgan. Mashnaqa qavm bo'lgan, shunaqa katta mujassam odamlar bo'lganda ular. Ana shularga noparmonligi uchun payg'ambarlari Hud alayhisalomni nasihatlariga quloq solmaganligidan Alloh taolo ularga shamol balosini yuborgan. Xudoy taoloning g'azab shamoli kelgan. O'shanda yaxshi yomon aralash bo'lgan. Yomonini uchirib ketgan shu yaxshilarning ichidan olib. Yaxshilarga jab og'ordi, mazza shabadasi bo'lib turib olgan. Ular uchmagan ular. Chinorlarni tagidan ko'chirib uchib ketgan u shamol, olib ketgan. Ana shunday g'azab shamoli aytadilarki, g'azab yel deb nima aytadi shamolda? G'azab yel odilarni qildi nobud. Od qomini g'azab yeli nobud qildi. Edi ul yel nasimi tobi'i Hud. O'sha yel Hud alayhisalomga tobi bo'lgan iymonli bandalarga nasim shabodasi edi. Qarang mana. Haligi Sulaymon alayhisalomni gilamlari tez uchganda odamlar uchib ketmasmikin deb o'ylamanglar. Mashnaqa qudrati bor Xudoni. Alloh taolo shunday qodir, har shayga qodir zotda. Sulaymon alayhisalomga o'sha tezlikda hech malollanmasdan bir yoqimli bir shabada bo'lib mazza qilib ketadigan holat u.
Ana şu zat aytdilar, mana maqsad endi keldik maqsad diye. Bu tarifotdan maqsad taajjublanadigan joyi tushunib qo'yinglar deb aytib kelyapman. Nima debdilar bu kishi? Sulaymon alayhissalom aytdilarki, "La tasbihatun wahidatun min ummati Muhammadin sallallohu alayhi va sallama khayrun mimma utiya ibn Davud" degan ekanlar-da. Bitta tasbih Muhammed Aleyhisselam ümmetlerinden sadır bugün Sübhanallah ana Allah'ını pakla bir yad kılaman diyene yüreğinden, kalbinden, muhabbet bilen samimiyet bilen, ihlas bilen etken bitti Sübhanallah diyen yapı Muhammed Aleyhisselam ümmetlerinden bir kişine Davud Aleyhisselam'ı oğlu gibi verilgen derselerden yakşıradır diptiler de Süleyman Aleyhisselam görüyor musun bunu? Demek bu nimani gösterdi? Vakt görün, ömürde görün uluğuluğunu. Ömürde kanaka kıyma, bebahalıgını ayırtın da bunda. Şimdi ömürde nimaga o'tkizamiz bekar ya biz. Nimaga şu ömürde biz alifni tanishga urinmaymiz, beni tanishga urinmaymiz, harakat qilmaymiz. Közümüz açık o Xudoga şükür. Közeyne taksa görəmiz. Közeynekimiz takma olup, nevaramızı yanımıza çakıp olup, alıp beni örgansı yokmaydı mı? Örgeneliydi dostlar, harakat kılaylıydı. Subhanallah yeryüzünü savga tulduradı degan hadisler var. Elhamdülillah osmonni savga tulduradı. Allahu akbar bunu ikalasini ortasını savga tulduradı degan hadisler var Peygamberimiz Aleyhisselam. Bir nafasni bahosi bu yerda bir nafasni qancha derecede ulug'ligini aytilyapti bu yerda. Umr shunday bir bebaho narsa ekan umr. Mana shunday umrni köçeye çıkıp oturup zayi kılıç gereği miydi? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam iki de sahabanı ortak kıp koyduler, dost birader kılıp. Din-i İslam'ın maksadı adamlarda birbirine muhabbetli kılıç. Konu koşlarını, mahalle köyde, ahl, ittifak, muhabbetlik, birbirine akıbetlik, şapkatlik bulup yaşayışa büyüdü de İslam. Avval mahalleler şuna kabuken İslam talimatı, o'sha eski zamondan kelayotgan İslam ta'limotini qoldiqlarini vaqtida mahalla ahli juda bir ajoyib oqibatli bo'ldi. Hozir o'shalar yo'qolib ketib qoldi. Qo'ni-qo'shnilardagi oldi-berdilar, qo'ni-qo'shnidagi muhabbat, mahalla ko'ydi bir-biriga muruvvati, mehr oqibati yo'qolib ketib qoldi. Shularni tiklashimiz kerak endi, birodarlar. Peygamberimiz Aleyhisselam her kıl bir işlerini oylayıp, tedbirlerini kılıp adamları birbirlerine muhabbetli kıyarlar da. Etkiler tahadav tahabu de. Birbirlerine hadiyeler verişiler, muhabbetiyle ziyade olalar. Birbirlerine ziyade muhabbetli bulasınlar. Sağa salamlar birbiriyle birbirlerine diyen gepleri var. Aşın için bizi analarımız ne yapsa koşuna çıkarken de. Koşuna hakkı var demiş ki. Aşı işler de yine etkileş gereği de. Oşa halkı birbirine muhabbetlerini bağlayıp, ziyade kılıp, halk cana can bir muhabbet bilen dostlarına hayat geçirişini tamilleş maksadı da adamlarda iki de adamda birbirine aşına kıp koyarken de. Oşa ne kadar dost kıp koyan iki de adamdan bitteleri gazatta vapatıptı. İkincileri oşa rivayette bir cumaça kekin vapat oldular deyilerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam oşa ikinci kişini hem cenazeleri yıkıptılar. Hatta dafınge hem barıptılar. Dafından kekin durup cemaatı karab ettiler ki bu adamı hakkıdan nime de yapsınlar deyiptiler. Yani nime de dua akıl yapsınlar. Diseler adamla yetişip ki Hudaya bunge hem şehidler makamını vergin. Oşa dostu bilen beraber bitti makamda kıyın deyip soru yapız deyip de. Peygamberimiz Aleyhisselam yo 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 deyiptiler. Ha ona kadar diyeyim bu şeyler bunu o biraderden kıyınki yaşayan Türk'ün 5 günlük ömründeki işi kaka ketedi. Umurla ten yosa. Ha ondan kim bu 5-6 gün yaşadı yo. Bu bilen onun ortasında yer bilen Osmanlıca park var deyiptiler ha. Bana onu karayın. İşte diyen yaptı bu ya, bilip koyduğun yaptı.
Ömürde bir bahaligi de bu dostlar. Ömürde bir bahaligi de. Şimdi ömrilerde hammalarız. O şahaligi etken közümüzü açaylık hammalarımız. Sabat halligimizi çıraylı kılaylık. Özümüzü Türkiye zaban maşayihlarımızı yazgen kitaplarını okuyalım. Hazreti Şah Maşra babamızın kitapları, Huvayda babamın kitapları, Hacı Ahmad Yassabi babamızın kitapları, Navai babamızın kitaplarını okuyalım bulaylık. Özümüz. Balalarımız şuna kapasın. Şimdi şu karın toysa oldu diye bir kamaylık. Ya kanımız toysa yok, mazak alıp uğulasa yok, mazak alıp dursa yok, yine bir tamaşanı görse yok, kanımız açık olsa, yine bir yaşa okudursa yok. Ruh ki ruh. Ruh da kızı askanı. Kur'an okuş gerek. Zikir kılıp Huda'ya yığılaş gerek. Sacda kılıp yığılaş gerek Huda'ya. Kanı o işler. Biz dünyada oynayken iki yenmez miyiz? Bu dünya imtihan dünyası dostlar. Haa, akelerim, ülkelerim, dostlarım, biraderlerim. Huda'dan hammamızga tavfik söyleyelik. Dua kılıyorlar. Huda'ya tavfik versin hammamızga. Agah olaylık. Kagen umurumuzda yakışık faydalanaylık. Özümüz hem ilim hasım kılaylık. Nevarlarımızga, balalarımızga, oğul kızlarımızga hem yakışık talimat, maslahatını kılaylık. Onlar da kamil kılıp terbiyeleylik. Kamil olsun, mükemmel olsun balalarımız ilahim. Baktığımızda yurt dinç olsun, halk dinç olsun. Şu yurtun maşayihları ya sadık olsun balalarız. Terbiye bu masa vatanın kadrini bilmedi. Vatanın kadrini biliş için otasını, opa-odasının kadrini biliş gerek. Opa-odanın muhabbetini biliş gerek. Bu yurtta, bu halkta bizim milletimizi, bu halkımızı muhabbeti kanakaydı. Bu yurtta kattaları kanakay adamlardı. O şeylerge muhabbet olsa, inekin vatanga muhabbet samimi boladı. Vatanga muhabbet pul için bulmaydı. Vatanga muhabbet pakta için bulmaydı. Üzüm için, meyve çeveler için bulmaydı. Muhabbet, hakiki muhabbet şu yurtta halkının maneviyeti, marifeti, adam iyiliği boladı. Kulayım şu halkı tanıştı nasip kısın, vatanını tanıştı nasip kısın. Şuna kadar güzel yurtta yaşayımız, meyve çevrelerini ham kulağı bizge bergen, bu tam hama tam anlama nimet verilgen bir yurt, memleket, halk, vatan, vatanımızı tufrağı bizi özü bir alam. Şu tufrağda yatıptı oşa uluğlar, şu tufrağda yatıptı Hazreti Şah Maşrabiler, Hazreti Navailer, bunu kadirleş, bunu bir sıkım tufrağı biz için canımızdan kıymet bir baha bu diye hesaplaştı, balalar bilsin şunu. Şuna kadar muhabbetli olsun. Azı dağdırıyeti etken buzuk adamlar taşkarlarla cihatka çakırıyat balalarımızı. Haliyem Suriye'de dağdırıyeti yürgeller var mıltık götürüp cihat deyip. Ular bu vatanın kadrini bilmeydi ular. Vatan nime kereye var bular? O tayyipelerge vatan kereyemez ular. Vatan Müslümange kerek. Vatan insange kerek. Kalbi pak vicdanı var adamge kereye vatan. Kulayım balalarımızı hakiki vatanparvar. Milletiye sadık oluşunu nasip etsin. Ve sallallahu teala ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir rahmetike ya Erhamer Rahimin.